inkar edilen mücadelesini yürütürken, türlü türlü baskılara maruz kalırken, bu mücadele içerisinde ya da bu mücadelenin yarattığı politik tabloda yaşamını yitirenlere karşı, yani ölü bedenlere karşı eziyet, işkence ve tahrip aslında ikinci kere hem öldürmedir, o değerlerin öldürülmesi, hem de o beden dışında hafızaya, toplumun hepsine, bizlere de birer saldırı halidir. O nedenle yaşanan her bir olaya karşı hem halkın, hem de siyasetin, hem de bugün Kürt sorunun çözümü konusunda söz kuran demokratik tüm çevrelerin, hukuk çevresinden tutalım, kadın örgütlerinin, basının, hepsinin tepki vermesi gereken bir noktadır. Ve devlet öyle bir hale getirdi bu durumu ki, şimdi herkesin gözünde sanki bu bir normal bir politik haliymiş gibi, yapılabilecekmiş gibi bir algı yaratıyor. Ölü bedene karşı bile saldıran devlet, yaşayan ve mücadele edene neler yapmaz? Hem dini, hem hukuki, hem insani, hem de politik olarak bu saldırıların aynı zamanda mücadeleye bir saldırı olduğunu ve bununla yüzleşilmeden, bu saldırılar durdurulmadan, bu ölüm ya da ölü bedenler üzerindeki saldırılar durdurulmadan gerçek anlamda bir barış ortamından bahsedilemeyeceği çok açıktır. Şu bir gerçek de, bugün Türkiye'de yaşayan herkes, inancı, dili, kültürü ne olursa olsun, kendi yakınına bir öldükten sonra yapılabilecek herhangi bir hakareti, saygısızlığı, saldırıyı ne kadar kabul etmezse, Kürt halkı da kendi çocuklarına, kendi yakınlarına, kendi ailesine, kendi simgelerine yapılabilecek her türlü saldırının karşısındadır. Bu o kadar olağan, o kadar insani, o kadar ahlaki bir tutumdur ki, bu bir siyasi algıyla da açıklanabilecek bir durum değildir. Ancak bugün devletin vermiş olduğu bu cevabın, kendine muhalefetim diyen, kendine bugün ahlak, toplum, bir arada yaşam, huzur, barış üzerine çalışan birçok kişi ve kurumun da benzer bir algıyla var olan bu saldırılara karşı sessiz kaldığını görüyoruz. Bu da aslında devlet politikasının belli bir yerde, belli çevreleri nasıl etkilediğinin bir diğer örneği olarak karşımızda duruyor. Tekrar ifade etmek gerekir ki, bakanlığın vermiş olduğu cevaptaki ahlaki ve hukuki hiçbir normu karşılamayan soyut cevaba karşı bugün ortaya çıkan her türlü saldırıda hem bizlerin, hem halkın, hem de bugün bir arada yaşam için mücadele etini ifade eden herkesin bu saldırılara karşı sesini yükseltmesi ve bunun yaratabileceği toplumsal ayrılma, toplumsal ayrışmanın önüne geçebilecek bir tepki haline girmesi gerekir.